Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve men tebe'ahum ihsanin ila yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Kıymetli izleyicilerimiz, bu hafta geçen haftadan kalan bir hadise devam edeceğiz. Veli, evliya, Allah'ın bunlara karşı muamelesi hakkındaki hadisimizi ...bugün bitirmeye çalışacağız. Zamanımız el verirse diğer hadiseye geçeceğiz. Ebu Hüreyre'nin... ...radıyallahu anh... ...rivayet ettiğine göre... ...Rasulullah... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...şöyle buyurmuştur. Yüce Allah Celle Celalühü... ...şöyle buyurur. Kim benim bir veli kuluma... ...dostuma düşmanlık ederse... Ben de ona harbi ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığımız şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder ta ki ben onu severim. Sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum benden isterse muhakkak ona istediğini veririm bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım Değerli izleyiciler hatırlayacağınız üzere geçen hafta bir kutsi hadis okumaya başlamıştık. Bu hadisimizde Allah Teala'nın kendi ifadesiyle kendi diliyle nakledilen hadisler olduğunu söylemiştik. Buyuruyordu ki kim benim bir velime bir dostuma düşmanlık ederse ben ona savaş ilan ederim. Sonra da bu velinin hangi özelliklere sahip olduğunu anlatan kısma geçmişti. Biraz bahsetmiştik. Farzlardan bahsetmiştik. Allah Teala'nın kulunun kendisine yakınlaşmasını sevdiği, istediği, olmazsa olmaz dediği ilk şartın farzları olduğunu kısaca bahsetmiştik. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğim. Sonra inşallah hadisin topluca bir değerlendirmesine döneriz. Kulum bana farzlardan daha sevdiğim hiçbir şekilde yaklaşamaz buyurduktan sonra Allah Teala sözlerine şöyle devam ediyordu. Kulumun bana yakınlaşması nafilelerle devam eder. Nafile ibadetlerle, nafile yaptıklarıyla bana yakınlaşmasını sürdürür. Nafile kelimesi Türkçede Böyle boş, faydasız, gereksiz, anlamsız gibi bir manada da kullanılıyor. Bu belki Türkçenin kazandırdığı bir mana diye düşünebiliriz. Ama e, İslam'ın kendi dilinde kavram olarak düşündüğümüzde farzlar dışında insanın, Müslümanın gönüllü olarak tatavvu kelimesi de buradan geliyor. Gönüllü olarak istediği kadar yapabildiği bütün ibadetlere nafile ibadet denir. O yüzden nafile ibadetler boşa yapılan, anlamsız, gereksiz anlamında değildir. Bunu lütfen gözden kaçırmayalım. Aksine burada da olduğu gibi kulun Allah'a yakınlaşmasının e, ikinci adımı nafile ibadetlerle yoluna devam etmesidir. Şu halde farzlarımızı eksiksiz bir şekilde yaptıktan sonra yolumuza nafile ibadetlerle gücümüzün el verdiğince devam etmemiz bekleniyor. Peki nafile ibadetler yapılınca ne oluyor? Kulun nafile ibadetlerle Rabbine yakınlaşması hatta uhibbehu nihayetiyle belirtiliyor ki nihayetinde Allah da ben onu severim diyor. Yani nafile ibadetlerle kendini ortaya koyan, Rabbine yakınlaşmak için bir gayret sarf eden kulunu sonunda Allah Teala da sever. Sonunda sever derken yine yanlış anlaşılmak istemiyorum. Zira Allah Teala her mümini sever. Elbette ki her Müslümanı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesi sever. Ama sevginin dereceleri, boyutları illaki vardır. Allah Teala'nın velim, dostum dediği seviyeye gelebilmek için herhalde daha fazla şeyler yapan Müslümanların bunları yapmayanlardan bir farkı olacağı da muhakkaktır. Nafile ibadetleri yaptıktan sonra Allah'ın sevdiği bir kulu konumuna gelen kişiye Allah Teala şöyle muamele edeceğini söylüyor. Feyza ahbebtuhu ben bir kulumu yani onu farzları ve nafileleri yapmak suretiyle bana yakınlaşan kulumu sevdiğim zaman artık onun kuntu semahu elledi duyduğu, işittiği kulağı ben olurum. Yani sanki Allah Teala onun e, kulağının duyduğu bilgileri e, denetleyen, teftiş eden, süzen, e, ayıran, doğru şeyleri duymasını sağlayan bir kulak gibi olmuş oluyor. Ve yebasaruhu ledi yupsiru bihi gördüğü gözü ben olurum. Allah Teala ile bakan, onunla gören bir göz haline gelir. Biz buna basiret diyeceğiz belki. Zira gördüğünün ötesini, arkasını anlayabilen, fark edebilen, sezebilen gözlere basiret demiş oluyoruz. Şu halde gördüğü zaman hakikati gören, gördüğü zaman işin künhüne vakıf olan, iç yüzünü anlayan insanların gözü normalde kendi başının üzerindeki göz değil, Allah'ın ona verdiği kabiliyetle bakan bir göz olmuş demektir. Ve yedehulleti yaptışu bihe tuttuğu eli kullanırken herhangi bir şeye dokunurken tuttuğu eli ben olurum buyuruyor. Allah'ın el olması tabii ki mümkün değil. Yani teçsim yahut böyle bir teşhis, muşahhas hale getirme, somutlaştırma manasında söylemiyoruz bunu. Yine mecazi olarak düşünüyoruz ve diyoruz ki artık elin Allah olduğu bir durumda o kimse harama, yanlışa, meşru olmayan hiçbir şeye el uzatamaz, dokunamaz. Allah onu muhafaza eder manasında. وَرِجْلَهُ الَّتِي bir بِهَا ve o kişinin artık yürürken kullandığı ayakları ben olurum. Allah'ın müsaade etmeyeceği hiçbir yere gitmez. Allah'ın izin vermeyeceği, hoşuna gitmeyeceği hiçbir yerde bulunmaz. Bu şekilde anladığımızda o kişi sanki böyle Allah'ın bütünüyle muhafazasında, korumasında olan bir insan olmuş demektir. Ve inse eleni böyle bir kulum eğer benden bir şey isteyecek olursa ataytuhu ben ona veririm, istediğini veririm velin isteazeni eğer bana sığınacak olursa bana kendisini iltica ettirecek olursa le o nehu ben mutlaka ve mutlaka onu korurum sığınmama alırım buyurdular. Ravahul Bukhari demiştik. Hadisi bizlere İmam Buhari kitabında nakletmiş. Değerli izleyicilerim bu hadisten ne öğreniyoruz? Bu hadis bize veli olmanın kriterlerini anlatıyor aslında. Dolayısıyla nasıl veli olunur diye soru sorulsa belki bu hadis bize özet bir şekilde hem diyelim ki kendimiz adına bu şartları taşıdığımızda Allah'ın velisi olabileceğimizi düşünmüş oluruz. Hem de bu iddiada bulunan insanların gerçekten veli olup olmadıklarını belki denetleme imkanı da bize verebilecektir. Zira burada öncelikle ee, hani iki kademeli bir e, ilerleyişten, bir yürüyüşten, bir yükselişten bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Birinci kademe baraj aşaması demiştik geçen hafta da hatırlayacaksınız. Farzlar ve tabii ki tersinden farz olarak düşündüğümüz haramlar. Yani bir şeyin yapılması haramsa yapılmaması farzdır. Bu açıdan baktığımızda Allah'ın bütün emir ve yasakları, helal ve haramlarını dikkate alarak çok hassasiyetle kılı kırk yararcasına daha önce okuduğumuz hadislerden birini de hatırlayabiliriz burada. Orada Peygamber Efendimiz buyurmuştu ki helaller bellidir, haramlar da bellidir. Ama ikisi arasında helale de harama da benzeyen ama hükmünü insanların çoğunun bilmediği bazı karışık durumlar olabilir. İşte bu karışık durumlarda, müteşabih konularda, hükmü çok belli olmayan şüpheli hususlarda Müslümanın tavrı onu sanki harammış gibi düşünüp uzak durmasıdır. Böyle yaptığı takdirde kişi hem dinini hem de şerefini korumuş olur diye buyurmuştu Peygamber Efendimiz. Şu halde veli olma yolunda ilerleyen bir müslümanın öncelikle farzlar ve haramlar konusunda herhangi bir şaibesi, herhangi bir ihmali, herhangi bir gevşekliğinin olmaması beklenir. Peki böyle bir durum mümkün mü? Yani zaman zaman bazı hatalarımız, bazı ihmallerimiz, bazı gafletlerimiz olmayacak mıdır? Olamaz mı? Elbette olur. İşte bunun için ki zaten sürekli tövbe ve istiğfar bilinci bizlere tavsiye ediliyor. İnsan böyle her zaman dört dörtlük, mükemmel en üst seviyede bir performans sergileyemeyebilir. Dini hayatta da bu böyledir. Şu halde bazı böyle füturlarımız oluştuğunda bazı böyle gafletlerimiz oluştuğunda hemen acilen farkına varır varmaz tövbe edip istiğfarda bulunduğumuz takdirde bunlar telafi edilecek durumlardır. Bunlar içerisinde mevcut olarak düşündüğümüzde helal ve haramlar noktasında elimizden gelen azami gayretle yolumuza devam edersek en azından o barajı aşmayı kendimize mümkün hale getirebiliriz. Peki barajı açtık, elhamdülillah dedik, farzlarımız, haramlarımız mümkün olduğunca gücümüzün kapasitemizin yettiğince bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah yolunda ilerleyişimiz, yükselişimiz, onun sevdiği bir kulu, velisi olma mücadelemiz bitiyor mu? Hayır. Bu hadisten öğrendiğimize göre nafilelerle de yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Nafileler deyince tabii aklımıza yine ibadetlerimiz geliyor. Yani farz namazlarımız dışında nafile kıldığımız namazlar ki mesela her namazın önünde ve arkasında bulunabilen sünnet namazlar dediklerimiz de aslında kategori olarak nafile namazlar cümlesine dahildir. Çünkü namazlar ikiye ayrılır. Farz namazlar, nafile namazlar diyelim ibadetler açısından baktığımızda. Nafile namazların içerisinde diyelim ki en üstte olanları sünnet hükmünü alan namazlardır. Peygamber Efendimizin her farz namazın önünde veya arkasında kıldığı 4 rekat, iki rekat olarak eda ettiği namazlar, nafile namazların sünnet kategorisinde olanlardır. Bunların da dışında kalan kişinin gönüllü olarak yaptığı namazlara da bütünüyle biz nafile namaz veya tatavu namaz demiş oluyoruz. Farz namazları ayırdık, sünnet namazları da buna dahil ettik. Geriye bütünüyle nafile dediğimiz namazlar içerisinde en değerlisi mesela teheccüd namazı geliyor. Teheccüd namazı sünnet namazların dışında en değerli nafile namaz olarak kabul edilir ki o da zaten aslında sünnet bir namazdır. Hatta Peygamber Efendimiz için farz hükmünde olan bir namazdır da ümmeti için sünnet kılınmıştır. Nafile namaz kılmak isteyen kardeşlerimizin belki de ilk özen göstereceği namaz teheccüd namazı olmalıdır. Zira seher vakti bütün bereketlerin, hayırların sağanak sağanak dünyaya yağdığı, indiği bir zaman dilimini ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı vakit olarak biliyoruz. O yüzden Ramazan ayında Kadir gecesinde seher vaktinde inmeye başlayan Kur'an hem Kadir gecesini Kadir gecesi yaptı hem indiği ayı Ramazan ayı yaptı. Böylelikle bizleri Allah'ın ipine sımsıkı sarılabileceğimiz bir başlangıç noktasına yetiştirmiş oldu. Ramazan ayı geldiğinde bizler aslında Kur'an iklimine, vahiy iklimine dahil olmuş oluyoruz ki bu zaman dilimleri bizim için belki de en değerli ibadet kampı diyebileceğimiz zaman dilimleridir. Aslında mesela sahur vaktinde kalkıp bir şeyler yemek içmek ertesi gün açlığımızı susuzluğumuzu dengelemek adına faydalı olsa bile belki de bizim için önemli olan gerçek amacı sahura kalkmanın gerçek amacı Allahu alem sehere kalkmayı öğrenebilmektir seher vakitlerinde uyanık kalabilmeyi öğrenebilmektir. Bir ay boyunca sahura kalkarak biz kendimizi alıştırmış olsak artık Ramazan'dan sonra da seher vakitlerinde hiç olmazsa iki rekat teheccüd namazı için kalkabilsek keşke diye temenni edebiliyoruz. Oruçlarımız, nafile oruçlarımız var. Yine e, Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği bir takım nafile oruçlar var kameri ayların üç gününü oruçlu geçirmek hangi üç gün olduğu çok da önemli değil. Başı, ortası, sonu olabilir. Ortasındaki üç gün olabilir. Eyyamı biz denilen olabilir. Hadislerden öğrendiğimize göre Peygamber Efendimiz tuttuğu orucun hangi güne çok denk gelmesine de bakmazdı zaman zaman. Ama dikkat ettiği durumlar da olurdu. Mesela pazartesi ve perşembe günleri. Haftanın iki gününü oruçlu geçireceği zaman pazartesi ve perşembe günlerini tercih ederdi. Çünkü pazartesi ve perşembe günleri kulların amelleri Allah Teala'ya arz edilir. Ben de amellerim arz edilirken oruçlu olmayı istiyorum diyerek bunun da gerekçesini açıklamış idi. Şu halde Peygamber Efendimizin bize öğrettiği, tavsiye ettiği nafileleri, zamanları gözeterek daha da güzel işler yapabiliriz. Ama biz bunlara da bağlı değiliz. Bütünüyle bunlara da bağlı değiliz. Nafile ibadet yapmanın sınırı yoktur. Sınırı yoktur. İstediğimiz zaman, istediğimiz kadar tabi mesela namaz kılınması doğru kabul edilmeyen kerahet vakitleri var. O vakitlerde e, nafile namaz da kılınmaz. Böyle durumları dikkate alarak işte yapılmaması gereken hususları hesaba katarak onun dışında bütün zamanımızı e, nafile ibadetlerle değerlendirebiliriz. Zekat mesela mali ibadetlerimizde farz olan kısımdır. Ama biz sadece farzlarla değil nafilelerle de yolumuza devam edeceksek mali olarak da zekat dışında bir takım sadaka ve infaklarla da e, bu yola devam etmemiz icap eder. Zekat bu işin asgari kısmıdır. Yani malın kırkta birini e, zekat olarak vermek farzdır ve asgarisidir. Müslümana yakışan bunun daha üstünde daha ötesinde bir takım mali transferlerde bulunması toplumun fakir ve yoksul kesimini gözetmiş olmasıdır İbadetler dışındaki nafile hayatımız olamaz mı mesela ibadetler dışında da insanların e, selamlaşma olarak hoşgörü olarak e, güzel davranış olarak ahlak olarak zaten kendimize böyle bir profil oluşturabilsek e, Belki de hayatımız bütünüyle Allah'a kendimizi sevdirme mücadelesi gayreti çabası haline gelebilecektir İşte bu özellikleri Taşıyan kendisini Allah'a sevdirmiş olan bir kul nihayetinde Allah'ın velisi olmuş demektir. Biz kendimizi bu yolda ilerletmeye ki tasavvufi dille söyleyecek olursak bunun adına seyri sülük demiş eskiler. Yani yükseliş yolu, ilerleme yolu anlamında. İşte bu yolda geçilen makamlar, seviyeler vardır. Bunlara da makamat demişler. Bunlar güzel ıslahlar, güzel terimler ama içleri boş kalmaması gerekiyor. Her işin usulüne, üslubuna, metoduna uygun şekilde icra edilmesi gerekiyor. Mesela farzları yapma noktasında bir zafiyeti olan bir insanın, öyle olduğunu gördüğümüz bir insanın kendisini veli olarak göstermesi veya etrafındakilerce öyle biliniyor olması bizim için çok da önemli bir bağlayıcı durum olmaz. Çünkü bir adam görüyoruz ki ciddi eksikleri var, ciddi problemleri var. Yani şöyle diyelim mesela Müslüman yalan söylemez. Müslüman yalan söylemez. Hele hele din adına hiç yalan söylemez. Mesela biz burada hadis dersleri yaparken, hadis okumaları yaparken toplumumuza sağlıklı bilgi ulaştırmaya çalışırken hadis ilminin kriterlerini, metodunu kullanarak bu işi yapmaya gayret ediyoruz. Hadis ilmi neden var? Peygamber Efendimiz adına izafe edilen, uydurulan, ona nispet edilen bir takım işte uydurma hadis veya mevzu hadis dediklerimizi ayırt etmek ve sahih olanlarını, sağlıklı olanlarını insanlarımızla buluşturmak için bu gayreti göstermeye çalışıyoruz. Ama bizim tarih boyunca ta ilk çağ dönemlerden beri yani İslam'ın ilk dönemlerinden beri kıymetli olduğu için, çok değerli olduğu için, gücü olduğu için, etkileme gücü olduğu için insanlar Hadis uydurmaya çalışmışlardır. Çünkü değerli olan şeylerin sahtesi yapılır. Günümüzde de öyle değil mi? Mesela altının, kıymetli taşların, mücevherlerin vesaire sahtelerini yapıyorlar. Niye? Çünkü aslı çok kıymetli. Sahtesi üzerinden insanlardan işte para kazanmanın yoluna bakıyor insanlar. Şu halde bir şeyin sahtesinin yapılması bir açıdan onun kıymetini de gösterir. Hadisler de çok kıymetli bir kaynak olduğu için dinimiz adına insanlar bunun da sahtesi üzerinden Kendilerine bir takım işte otorite devşirmek, menfaat elde etmek, çıkar sağlamak için de bir takım böyle bir yola teşebbüs etmişler. Ne yazık ki etmişler. Hadis ilmi işte bunların Peygamber Efendimiz'e nispet edilmesini, ona aitmiş gibi rivayet edilmesini engellemek için vardır. Ve bunun kriterleri, bunun usulü, metodolojisi kullanılmadan hadis rivayet edilmez, edilemez. Şu halde bu böyleyken. Üstelik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kedeb aleyye müteammiden fel yetebe vek makadehu minen nar kim benim adıma kasten hadis uydurursa, söz uydurursa cehennemdeki yerine kendini hazırlasın buyuruyor. Öbür taraftan uydurma olduğunu bildiği rivayeti nakleden iki yalancıdan biridir buyuruluyor. Şimdi bütün bunlar varken ve bilinirken birilerinin hadis diye zaman zaman bir takım böyle uydurma rivayetleri paylaşmaları, sonra da kendilerinin işte evliyaullah'tan olduklarını iddia etmeleri asla bir araya gelemez. Yani bir kimse hadis uyduruyorsa, hadi uydurmuyor ama uydurulan hadisleri paylaşıyorsa, bildiği halde bunları paylaşıyorsa bu insandan bırakın veli olmayı, sıradan bir Müslüman olduğunu bile belki tartışmak gerekir. Dikkatli bir Müslüman olduğunu tartışmak gerekecektir. O yüzden veli olmak, evliyadan olmak diyelim bizim halkımızın anlayacağı şekilde söylersek öyle sıradan basit bir şey gibi de görmemek lazım. Belli bir seviyesi var bu işin. Herkes bu anlamda Allah'ın kendisine düşmanlık ettiğinde savaş açacağı seviyede bir veli olamaz ki. Öyle olsaydı zaten yani kelimenin anlamıyla herkesin veli olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'ın velileri müminlerdir ayetli kelimelerde geçiyor. Ama bu hadiste söz konusu edilen özel veli yani duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağının Allah Teala olduğu. Allah Teala'nın e, işittirmesiyle, gördürmesiyle e, olayları, vakaları, bilgileri yorumlayabilecek ferasette, basirette bir kıvama, bir seviye gelmiş olan veli elbette ki aynı olmayacaktır. O halde e, bu durumda olduğunu iddia eden insanlara karşı Evet hüsnü zannımızı besleyebiliriz. Fakat görünen bazı durumları da örtbas etmeye, görmezden gelmeye hakkımız yoktur. Zira böylesi durumlarda insanlar maalesef birilerini kandırabiliyorlar. Onlar üzerinden bir takım yanlışları topluma yaygınlaştırmaya gayret edebiliyorlar. Değerli kardeşlerim bu hadisten bizim öğreneceğimiz husus bir veli diye bir kavram vardır. Allah'ın özel velileri ee, seçtiği güzel insanlar vardır diyelim böyle seçtiği kelimesi belki burada gitmedi ee, şöyle demem daha doğru olurdu kişi veli olmayı kendi kazanır bakın peygamberi Allah seçer veli insanın kendi gayretiyle olunan bilen bir seviyedir çünkü istafa, Mustafa kelimesi oradan geliyor Allah'ın peygamber olarak seçtiği insanlar demektir ama veli hadisten de öğrendiğimize göre kişinin kendi çabasıyla kendi gayretiyle elde ettiği, Allah'a kendisini sevdirmekle elde ettiği bir derecedir diyebiliriz. Bu hem bizim eğer bu yolda mesafe almak istiyorsak nasıl bir yol takip etmemiz gerektiğini hem de bu iddiada bulunan insanlara karşı hangi gözle bakacağımızı, onların gerçekten böyle olup olmadıklarını denetleyebileceğimiz bir kriter verdiğini söyleyebiliriz. Şu halde eee bu kutsi hadis velinin tarifini yapan, özelliklerini belirten bu kutsi hadis öyle sanıyorum ki günümüzde çok işimize yarayacak olan bir hadistir. Farzlar yapılmadan yola devam edilemeyeceği, nafile ibadetlere ağırlık veren ama farzlarında problem olan insanların aslında ciddi bir yanlış içerisinde olduklarını görmemiz lazım. Bu meyanda mesela namaz kılmadığı halde, veyahut başka dinin emirlerini yerine getirmediği halde kendisinin çok iyi Müslüman olduğunu iddia edenlerimiz de çıkabiliyor. İşte yalan söylemiyorum diyor, dürüstüm diyor, komşularımla iyi geçiniyorum diyor, kalbim temiz diyor. Ne güzel şeyler bunlar. Keşke herkes de bunlar olsa. Ama öbür taraftan namaz kılmak da farz. Allah'a karşı vazifemiz, sorumluluğumuz. E bunu yapmamayı nasıl tolere edebiliyoruz? Bunu yapmamayı nasıl kendimize bir hak gibi görebiliyoruz namaz kılmıyorum ama işte yalan da söylemiyorum evet yalan söylemeyeceğiz ama namazımızı da kılacağız o halde namaz kılmayandan namazına dikkatli olmayandan ki namaz dinin direğidir hani veli olunmayacağını yola devam edemeyeceğini bilmemiz gerekiyor önce farzları ve tabii ki dolaylısıyla haramları da hesaba katmamız gerekiyor yerine getirmeye gayret edeceğiz Akabinde nafile ibadetlerimizle yolumuza devam edeceğiz. İnşallah allah Teala'nın sevdiği, velim dediği ve korumasına aldığı değerli insanlardan, güzel Müslümanlardan olmaya biz de namzet oluruz, aday oluruz diye ümid ediyoruz. Bu hadisle, bu bilgilerle, bu duayla bu haftaki programımızı da sona erdiriyoruz. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته